Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Programımıza Doruk Bey başvurdu. Doruk Bey hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Ayşegül Hanım? Hamdolsun ben de iyiyim. Doruk Bey programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz diyorsun. Evet, bir şansım olsa programla eşimin bana dönmesi için başvurdum. Ayşegül Hanım, bir aydır eşimden ayrı yaşıyoruz. Geri dönmesini istiyorum. O yüzden sizden yardım istiyorum. Bir ay çok uzun bir zaman değil Doruk Bey. İsmi ne eşinizin? Ebru. Ebru Hanım. Hı hı. Bir ay oldu öyle mi ayrılalı? Evet, bir ay oldu. Çok uzun bir zaman değil. Programımıza başvurdunuz. Hiç mi irtibat kuramadınız bu bir ay zarfında? Yani telefonunu mu değiştirdi, evini mi bin... Ya evleri ayırdınız herhalde öyle şu mi? Şu anda ayrı evlerde yaşıyoruz. Ayrı evlerdesiniz. Maalesef. Yani hiç mi irtibat kuramıyorsunuz? Yani ben birkaç defa denedim, irtibata geçmeye çalıştım. Yani görüşmek istemiyor belli ki. Çünkü telefonlarıma cevap vermiyor. Ha telefonuna ulaşabiliyorsunuz ama. Ulaşabiliyorum fakat cevap vermiyor. Konuşmuyor sizinle. Konuşmuyor yani. Daha önce de telefonumu bir iki kere açmıştı. Ondan da yani kızım cevap verdi. Evladınız var. Evet, 8 yaşında Damla adında diye Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Çok sağ olun. Ama kızınızla görüşebiliyorsunuz, konuşuyorsunuz. Evet, kızımla görüşüyorum çünkü anneannesine bırakıyor. Eşim çalıştığı için, anneannesinde olduğu için gidip görebildim yani birkaç defa. Anladım. Telefonla da görüşüyorum. Ama Ebru Hanım sizinle konuşmuyor. Evet. Ne oldu Doruk Bey? Yani ne oldu da gitti? Ya aslında şöyle söyleyeyim. Hani... yani evleri ayırmamıza sebep olan şey, ortada bir şey de yok aslında. Daha önce bunun gibi birkaç defa yine aynı tavrı gösterdi bana. Fakat bu seferki yani işte ayrı yaşamak istiyorum demesi gerçekten beni çok üzdü. Ayrı yaşamak istiyorum. Evet, ayrı yaşamak istediğini söyledi. Ben de birazcık anlayışla karşıladım. Belki kafanı toparlar, biraz dinlenmiş olur. Bu süre zarfında birazcık sorgular hani evliliğimizi falan göz önünde değerlendirir falan. Yani birkaç eşya aldım evden çıktım. Kendime yani ufak bir yer tuttum şu anda orada yaşıyorum. Ha, siz de birlikte yaşadığınız evi siz de bıraktınız. Evet, ben bırakmak zorunda kaldım. Yani o bırakmadı, o şu anda evde. Ha, aynı evde sizinle birlikte beraber yaşadığınız evde oturmaya devam ediyor Ebru. Evet, Ebru devam ediyor. Ha, ben de çok saçma bir soru sordum o zaman demin hani evini biliyor musunuz? Ya evden çıkıp gitmedi yani başka bir mekana gitmedi. Yok. Ne iş yapıyor Ebru? Eşim bankacı. Yani acaba dedim işiyle mi ilgili hani... sıkıntıları var da yoğun olabilir. Neyse şimdi geleceğiz oralara. Aslında şöyle bir başa dönelim, yavaş yavaş anlamaya başlayalım. Ebru Hanım'la nasıl tanıştınız? Evliliğe doğru nasıl gittiniz ve evliliğiniz nasıl geçti? Ben aslında onları merak ediyorum. Evet. Ebru'yla şöyle tanıştık. Görkem adında bir arkadaşım vardı. Bir de Ecem adında diye bir arkadaşım vardı. Biz bir gün işte kafede buluşmaya karar verdik üçümüz. Kafede oturduk, kahve içiyorduk. Ecem ya Görkem'e hani bir arkadaşının geleceğini söyledi. Hani buna yani izin veriyor musunuz falan. Bana da hatta soruldu. Ben dedim ki sorun yok, gelebilir, sıkıntı yok dedim. Ve Ebru gelir gelmez zaten şöyle yani başımı bir kaldırdım. Hani tutulma derler ya hani ilk görüşte aşk mı, adı aşk mı ve çok etkilendim Ebru'dan. Çok beğendim. Çok hoş bir hanımefendiydi. Evet. Yani zaten gözümü alamıyordum yani kahve içerken de o sohbette falan gerçekten çok etkilenmiştim Ebru'da. Ondan sonra sohbetten sonra kalktık. Zaten ondan sonraki süreçte görüşmelerimiz devam etti. Arkadaş olduk, sevgili olduk. İlişkimiz başladı. Birbirimizi seviyorduk yani, sevmiştik birbirimizi. Peki siz ne iş yapıyorsunuz? Onu sormayı unuttum ben. Ben sosyal medya uzmanıyım.
Ya benim de aslında sosyal medyada yani bir arkadaşımın tavsiyesiyle yani bu işle ilgilenmeye başladım. Hı hı. Yani daha önce bir lisansım falan yoktu tabii. Daha önce ne yapıyordunuz? Daha önce bir ayakkabı dükkanımız vardı babamın. Onun babanızla birlikte, evet. Ailenizle de oraya da gireceğiz tabii de. Evet. Evet. Babanızla birlikte bir ayakkabı dükkanı dükkanınız vardı. Bir caddede, işlek bir caddede. Hı hı. Ama onu kapadınız mı? Kapattık ne yazık ki. İşler çünkü bayağı düştü. Kapatmak zorunda kaldık. Babanızla birlikte çalışıyordunuz. Evet, babamla birlikte çalışıyordum. Doruk Bey, peki evlenmeye nasıl karar verdiniz? Ayşegül Hanım, zaten biz aynı evde yaşamaya başladık. Aa. Evet. Ailesi biliyor muydu? Tabii ki. Yani ben aslında... Onun ailesi biliyor muydu? Yok, onun ailesi bilmiyordu. Ha. Benim ailem biliyordu. Ha. Ve o da gidip ailesine söyledi. Yani böyle birini seviyorum. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Evlenmek istiyoruz. Evlenmek istediğini söyledi bana. Tabii ilk başta hani ailesi bana karşı biraz ön yargılı davransa bile bir gelsin babası demiş ki bir gelsin bir görelim hani nedir ondan sonra bir bakarız falan demişti. Ve sağ olsun Ebru bir gün ayarlamış, o da Beşiktaş'ın derbi günü ve ben de bu arada çok koyu bir Beşiktaşlıyım. Babası da Beşiktaşlı olduğu için. Öyle mi? Ben evet. ben de. Ve ben bunu değerlendirmek istedim aslında. Hani hatta yani ayarladığı günün 2 saat öncesinde gittim. Normalde saat 20'de ben gidecektim onlara babasıyla tanışmaya. Ben bilerek 2 saat önceden... Neden? Çünkü Beşiktaşlı olduğunu öğrenmiştim. Ve bunu bir sürprizle yani hani altta hatta hatırlıyorum altta bir tane Beşiktaş forması giyip üstünde de beyaz bir gömlek giyip öyle... Tanışmaya gitmiştim. Maç izleyeceksiniz. Maç izleyeceğiz ve 2 saat öncesinden gitmiştim. Nereye? Ömer Bey'in evine. Yani Ebrulara 2 saat, maçtan 2 saat evvel gittim. Maçta 2 saat önce gittim. Ki hani tanışayım edeyim sonra maç evet. İzlemeye mi gidecektiniz? Evet. Ondan sonra zaten hani maç izlemeye gidecektik falan. O gün şeydi yani tanıştık falan. Tabii ben... Biraz çekiniyorum Ebru'nun babasından falan. Çünkü daha önce anlatmıştı hani birazcık bir adam olduğunu. Normalde ben öyle konuşkan bir insanım. Ben çok fazla çekinmem insanlardan falan ama... Ama kız arkadaşınızın babası da ister evet. İstemez. Evet, o gün gerçekten yani bayağı bir stresliydim falan. Hı hı. Gittiniz tanışmaya. Evet, gittim ama Ayşegül Hanım bir bilseniz yani o gün gerçekten nasıl yani çekiniyorum, nasıl böyle stresliyim. Ne yapacağımı bilmiyorum yani. Çok doğal. Evet, ilk defa karşılaşıyorum Ömer Bey ile falan. Bir de yani bir yandan da Ebru bir abiye giymiş, altına da topuklu. Bir yandan onun şeyi var, gerginliği var yani. Niye? Ya ama Ayşegül Hanım yani düşünebiliyor musunuz? Yani ne gerek var ki hani evin içerisinde topuklu ayakkabı? Hani bence gereksiz yani. Bir yandan da o kafama takıldı falan. Bir de arkadaşları falan da gelmişti. Kıkır kıkır orada gülüyorlar falan. Neyse ki işte çok güzel yemekler tabii hazırlamışlar. Yemekleri yedim falan, güzel hazırlanmışlardı falan. Ondan sonra babası hani dedi bugün maç var dedi, derbi maçı var dedi. Tabii ben biliyorum. Ve Ömer Bey dedi ki hani paralı yani ben izleyemeyeceğim falan deyince Ömer Bey'e dedim ki hani benim o kanala aboneliğim var. 2 dakika bağlayalım. Hatta Ebru'ya dedim ki yani bilgisayarı getir de 2 dakika şey yapalım. Oradan izleriz. Ekrana yansıtırız. Evet. Ama tabii bir şanssızlık oldu. İnternet kesik olduğu için. İzleyemedik maalesef doğru düzgün. Dedim ki Ömer amca hani arkadaşlara gidelim oradan izleriz. Hani en azından maçın yarı şeyini oradan izleriz falan. Hatta Ebru'ya söyledim biz gidiyoruz diye. Yani Ömer amca bir an böyle bir durdu, baktı, düşündü. Olabilir dedi ve kalktık, gittik. Süper olmuş, evet, çok iyi yapmışsınız. Gittiniz. Gittik işte arkadaşların evine. Orada izlemeye başladık. Tabii orada bir coşku var. Ömer amcanın da hoşuna gidiyor. Hani böyle gitmez mi ya? Öyle kalabalıkla izlemek inanılmazdı. Evet, süper oldu. Hatta arkadaşlar espri yaptı kendi aralarında. Biri diyor ki vay işte Ömer amca da Beşiktaşlı, sen de Beşiktaşlısın işte... falan filan bayağı bir takıldılar böyle. Hoşuna da gitti zaten Ömer amcanın da. O gün gerçekten kanı bana ısınmıştı ve
Zaten biz... Maç ne oldu maç? Maç tabii ki. Aldık mı? Aslında hem Beşiktaş kazandı hem ben kazanmış oldum. Müthiş olmuş. Çok güzel bir andı. Ay. Öyle başladı, karar verdik işte. Ama yani şimdi Beşiktaşlı olunca çok doğru bir kanaldan girmişsin. Evet, aynen. O bir şans doğdu benim evet. için. Sonra zaten sizin ailenizin onayı vardı. Ebru'nun ailesi de sizi görüp tanımış, beğenmiş oldu. Evlendiniz. Evet, evlendik. Evet.